Düdüklü patlayınca o kargaşada hepsi aldı götürdü. Kimse de parasını vermedi vallahi. Ha, o tek göz Mehmet'in karısı da öyle. Bir rimel aldı, bir göz kalemi. Rıza bize bağırırken fıt kaçtı gitti aradan. Sanki onun neymiş rimel? Ütülmüş tavuk tüyü gibi kirpikleri var. Neresine sürecek onu? Vallahi ben onu bunu bilmem. Onu da yaz. Ha, neydi? Tek göz Mehmet'in karısı. Küçücük çocuğu da servise verdik ya. Bu yoklukta. Mahallede kreşe servisle giden iki çocuktan bir tanesi benim kızım. Koltuklarım nasıl kabarıyor bilemezsiniz. Ya Nazmi, övünülecek yer arıyor ne? Ya insan çocuğunun servise binmesiyle de övünür mü be? Aa, herhalde. Bence sen aslında yumurtanla da övünebilirsin. Ama tam kıvamı için böyle 4 tane kırman lazım, 2 az. Ha. O zaman Serbeciğim bak, babana söyle, her sabah 24'lük yumurta kolisi bıraksın kapıyı. O zaman ben sana 2 tane kırarım, 4 tane kırarım, 16 kırarım. Aşk olsun. Nazmi, oğlum sende o kadar yumurta yenir mi? Allah Allah, dokunur adama be. Her şeyin fazlası zarar zarar. Senin de sorunun bu işte. Ne abi? İzansızlık sorunu Sabri. Başına ne geliyorsa ondan geliyor. İzansızlık ne abi? Oğlum senin cildin çok yağlı bir cilt. Sen şimdi çok yumurta yersen fıs fıs kabarırsın, sivilce çıkar oğlum, yeme. Ay bunun suratı var ya, yanardağ gibiydi, yüzüne bakamıyordum, Allah affetsin. Neyse annesi bunun suratına bir sürü bir şey sürdü de iyi geldi. Bir ara sülük de yapıştırdı değil mi lan? Ulan Nazmiye neleri hatırlıyorsun ha? Yenge ben unuttum onları ya, sen nasıl hatırlıyorsun? Tamam hadi şimdi sen onu bunu bırak da annen özlemiştir seni, hadi artık bak misafirlik bitti yeter, hadi. Kalk koçum kalk, biz işimize gidelim kalk. Hadi güle güle, güle güle. Anne. Heh. Bak bu macera daha istemiyorum ona göre. Tamam oğlum, ne macerası? Şey diyor ya Rıza abi. Hani düdüklü patlattınız ya böyle, tavuklar sıçradı her tarafa, sonra boya küpü gibi dışarı kaçtınız böyle. İçeride dışarıda kaldınız, sonra bir tane adam sizi pavyonda şeye benzetti ya. Sabri. Oh, hasbinallah. Çık oğlum dışarı. Çık, çık. Çık oğlum diyor abi. Allah ya, vallahi bak ben bu çocuğu boğacağım ama neyse. Hadi anne, bir an önce dışarı çıkalım da bizim şu tahsilatları bir yapalım. Hadi yaz. Dur. Evet. Ay, bamya almayı unuttuk ya. Sabri istediydi, tüh. Vallahi ben pazara falan geri dönemem. Hem bu çocuğun da isteği bitmiyor, ben anlamadım. Ne zaman evine geri dönecek? Ne yapalım kızım, git mi diyelim yani? Anası babası çağırınca gider belki. Ay bak Allah'ın işine. Nermin abla, biz de senden bahsediyorduk. Seni arayacaktık hayırlı bir iş için. Hayırdır? Neymiş o? Şimdi Sabri bizde ya. Biz de diyoruz ki bir öyle bir kız bulalım, onu baş göz edelim hayırlısıyla. Ya olmaz. Olur mu öyle şey canım? Hem siz nereden bulacakmışsınız Allah aşkına? Vallahi artık kim denk gelirse. Bekar olur, dul olur, yaşlı olur, genç olur, kör, topal. Kısmet bu işler artık, biliyorsun. Maşallah annemin de kafası açıldı. Tüm eş, dost, akraba, evliliğe yaşı tutan herkesi değerlendiriyor şu an. Nermin, çok iyi eşleşmeler var kafamda. Siz iptal edin o işi. Ben konuşurum Kadir'le. Hı. İptal edin. Ha, iyi. Koş konuş o zaman. Hadi geç kal. Koş. Konuşuyorum. Allah senin iyiliğini versin. Nereden geliyor böyle şeyler aklıma? Senin bu gelinin var ya, oho. Ay bir morallerim düzeldi. Tövbe estağfurullah. Yeter artık Kadir. Ne oldu ya? Git al çocuğumu eve getir. Kız bakıyorlarmış yavruma. Yok canım. Olmaz öyle şey. Bizim bulduğumuzu almıyor ya. Evlenmez o, evlenmez. Yahu bizim oğlumuz saf. Nazmiye cadısı ağzından girer, burnundan çıkar, kandırır onu. Ha, Melahat de eski Melahat değil. Aklı yerine gelmiş. Muhtar olmuş muhtar. Ha, ne fikirler var onda? Of ya of, bitmiyor derdi, bitmiyor ya. Hadi git al oğlumuzu. Huyuna git. Sen ne dersen ne olacak be? Yani güzel 2-3 gündür kafa dinliyorduk Nermin. Bana bak. Akşam yemekte soframızda olacak oğlum. Eğer gelmezse ben de giderim. Bak ya.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?